Herkese günaydın. Çarşamba yayınlarımız benli olarak devam ediyor. Bildiğiniz üzere teknik anlamda Borsa İstanbul'u değerlendirmeye devam edeceğiz bu yayında. Şimdi dün akşam artık enflasyon muhasebeli olarak bilançolar gelmeye başladı. Tofaş geldi mesela. TAV geldi ama TAV enflasyon muhasebesine tabi değil. Dolayısıyla artık yavaş yavaş biz bilançolarda neyin ne olduğunu anlamaya başladık. Şimdi bu enflasyon muhasebesi temel anlamda Borsa İstanbul için önemli. Çünkü bazı şirketlerde biliyorsunuz endeks içerisindeki ağırlığı fazla. Bu fazla olan bilançolarda eğer beklentileri karşılayamayan bir bilanço gelirse o zaman işte Borsa İstanbul'u aşağı çekme, daha doğrusu yükseliş trendi içerisinde bir miktar kâr realizasyonu yaratma, hisse bazlı olarak yaratma şansı olabilir. Dolayısıyla Borsa İstanbul içerisindeki ağırlığı yüksek olan şirket bilançoları geldiğinde dikkat etmekte fayda var. Mesela Ereğli bunlardan bir tanesi, Türk Hava Yolları bunlardan bir tanesi ama bunlar zaten enflasyon muhasebesine tabi değil. Neyse ki dolayısıyla Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketin nereye doğru evrileceğini, nerede kâr realizasyonu yapıp yapmayacağını sevgili Murat Arslanoğlu'ndan öğreneceğiz. Günaydın. Günaydın Seda Hanım, hoş geldiniz. Hoş Sizinle yayın bulduk. yapmak büyük bir keyif. Çok özledik sizleri. Çok İyi teşekkür ki de ederim. geldik. Ben de. Sağ olun. Borsa İstanbul ben yokken ralli olmuş. Vallahi yükselmiş. Aynen, gerçekten nominal bazda endekste bakıldığında çok ciddi, kuvvetli bir Evet. ralliye dönüştü bu hareket. Müsaade ederseniz hemen ekranı yansıtalım. Ekranda grafik Evet. üzerinden anlatmaya çalışalım. Şu şekilde endeksin yansıdığını düşünüyorum. Uzun bir süredir 240 dakikalık, yani sabah seansı, öğlen seansı ayrı ayrı şekilde mum grafiklerle endeksi takip etmeye çalışıyorum. Bunu saatlik ya da günlük olarak yapmak da sonucu çok değiştirmeyecek ama böyle seans seans görmek sanki biraz daha iyi gibi. Dediğiniz gibi 26 Aralık'ta 7200'den itibaren başlayan, önce 8150 direncine kadar ulaşan ve 8150 direnci altında bir süre oyalandıktan sonra 8150 direncin aşılmasıyla birlikte çok güçlü bir nominal bazlı endekste güçlü bir rally yaşandı. Bu rally'ye baktığımızda açıkçası teknik olarak önce 8335 ve bir önceki tarihi zirve olan 8563 dirençlerimiz vardı. Bu dirençlerde çok da oyalanılmadı ve endeks dün itibariyle 9.220 puan sınırına kadar ulaştı. 9.217'yi gördü. Kapanışsa 9.000 puan seviyesinin hemen altında oldu. Nominal bazda bu güçlü hareketin mesela 9.220 nereden geldi veya geçtiğimiz haftaki ben tek başıma hazırlayıp sunmaya çalıştığım videoda izah etmeye çalışmıştım. O zaman daha henüz 9.000 seviyesine ulaşılmamıştı geçtiğimiz hafta. 8.900 direncimiz vardı. 8.900 direncin aşılması halinde 9.200 puan seviyesine ulaşabileceğimizi geçtiğimiz haftaki çarşamba günü yaptığımız yayında telaffuz etmeye çalışmıştım. 9.200 direnci nereden geliyor diye bakıldığında var mı bir teknik olarak anlamı şu. Bu 8150 direncinin altındaki bölgeye baktığımızda herhalde çok net görülüyordu diye tahmin ediyorum. Şu alanın 8150'de oyalanıp kırınca bir bu kadar daha yükselmesi beklenirdi. Yani şu ölçek kadar daha yükselmesi beklenirdi ki bu da zaten hemen 9200'e çok ince bir çizim yapılacak olursa 9.220 puan seviyesine geliyordu. Dün dolayısıyla buraya ulaştı. Yani şu alanda kaybetmiş olduğu mesafeyi bu alanın üzerine çıkınca, 8.150'nin üzerine çıkınca 9.200'lere kadar ulaştı. Şu an baktığımızda ne var? Aslında bu belki de videomuzun manşeti olacak şey. Aşağıda 8.900 bizim ilk destek noktamız. 8.900'ün kırılıp kırılmaması bugün ve haftanın geri kalan Perşembe, Cuma günlerinde, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde oldukça önemli olacak. 8.900'ün altındaki günlük kapanışların yaşanması halinde bu rallinin artık yavaş yavaş nihayetlendiğini, sonlandığını düşünür hale geleceğiz. 8.900 altına gün içi sarkmalar olabilir ama gün sonu kapanışı çok önemli. Gün sonunda 8.900'ün altında kapatması aslında bu rallinin nihayetlendiğini, sonlandığını düşündürecek. Yükselişin devamı için de 9.200 direncinin aşılması lazım.
O zaman ancak 9500, 9600 ve 10 bin rakamlar gibi rakamlar telaffuz edilebilir nominal endekse baktığımızda. Ama ben birazdan esas ta bu yükselişin başından beri endişem olan dolar bazlı grafikler üzerinde de esas konuşmak istiyorum. Ve gerçek bir projeksiyonu bence dolar bazlı endeks grafiği üzerinde değerlendirmemiz gerekir, düşünmemiz gerekir. Çünkü siz az evvel de bahsettiniz. Yani bilançolar bile enflasyon muhasebesine uğradığında farklı sonuçlar veriyor. Bizim gibi enflasyonist bir ortamda sadece nominal bazda değerlere bakmak çok yanıltıcı olabilir. Şöyle ki dolar bazlı grafiğe geçmeden önce müsaadenizle hemen şundan bahsedeyim. Şimdi mesela Eylül-Ekim'de biz 8500'lü rakamlarda zirve yaptık. Ardından 7200'lere düştük ve 9200'lere ulaştık. Sanki hani Eylül ayında bile mal almış olanların kârda olduğunu düşündürüyor bu grafik bize. Halbuki altını çizerek belirteyim, oldukça yanıltıcı bir şey bu. Bunu dolar bazına çevirdiğimizde Eylül tepesinden hala daha aşağıda olduğumuzu görüyoruz. Müsaadenizle hemen döneyim ben bu dolar bazlı grafiğe. Şu şeyler çok kafa karıştırıcı olmasın. Bakın burada dolar bazında endeks grafiği var. Hem de oldukça geriden itibaren aldığım bir grafik bu. 2021 yılının Aralık ayını herkes hatırlar. İşte bu kur korumalı mevduata geçiş sürecinin hazırlandığı, doların 18 liraya ulaştıktan sonra hızla 10 liralara düştüğü dönemi herkes hatırlayacaktır. O dönemden itibaren, 2021 aralığından itibaren borsa işte düşen faizlerin etkisi, doların hızla artışı, dolayısıyla dolar bazında ucuz kalmamız gibi bir takım temel sebeplerle paranın borsaya yönlenmesi sebebiyle çok hızlı ve çok güzel bir yükseliş dönemi yaşadı. Bu yükseliş döneminin esas başlangıcı da aslında baktığımızda 2022 yılının Temmuz ayları oldu. 2022 Temmuz ayında 100 dolar bazında 130-140 dolar seviyelerinden itibaren oldukça güçlü bir yükseliş yaşadık ve 3 Ocak 2023'te yani bundan bir sene önce 13 ay önce 300 küsür dolarlara 305 dolarlara kadar ulaştık. Aslında bütün ralli de yani bu işin kaymağı, borsanın esas getirisinin oluştuğu dönem o dönemde oldu. 2022 Temmuz'undan 2023 Ocağı'na kadar olan kısa sürede oldu. Tekrarlayayım rakamları 130 dolarlardan endeks 300 dolarlara ulaştı. Mükemmel bir getiri sağladı dolar bazında. Ondan sonraki sürece baktığımızda ise önce çok derin bir düzeltme 2023 Ocağı'nda 2023 Mayıs ayına kadar devam eden seçim sonuna kadar devam eden çok derin bir düzeltme dönemi gördük. 2023 Mayıs'ından sonra işte Eylül'e kadar, Eylül-Ekim dönemine kadar da çok güçlü tekrar bir yükseliş gördük seçim sonrası. Ancak o yükselişinde 310 seviyesinde, 312 seviyesinde tıkandığını görüyoruz. Ben bundan yaklaşık işte 5-6 ay önce Eylül-Ekim döneminde aslında bu sürecin bir halkasının, son halkasının da kapanmış olabileceğini ve ileriye dönük olarak çok derin düzeltmeler gelebileceğine yönelik bir beklenti ortaya koymuştum. 312 dolar seviyesindeyken endeks. Nitekim bunun ilk ayağı da 312'lerden 245-246 dolar seviyelerine kadar gelerek gerçekleşti. Burası dolar bazında 246'ya tekabül eden, nominal bazda endekste de 7200'lere tekabül eden yer. 26 Aralık'tan sonra yaşanan yükseliş az evvel söylediğim gibi nominal bazda güçlü bir hareket gözükse de şimdilik teknik olarak biz buna kuşkuyla bakmak zorundayız. Çünkü az evvel anlatmaya çalıştım. Burada biraz teknik detaylar da var. Belki izleyiciler sıkılabilir. Ancak finansal okuryazarlığı herkesin eşit değil. Bu işi çok çok iyi bilen takipçi arkadaşlarımız da var. Onlar çok daha rahat anlayacaktır. Elimizde bir elit dalga teorisi dediğimiz bir yöntem var. Bu teori bize der ki bu tip beş dalgalı hareketlerin isimlendirilmesi, bakın buradan buraya geliş beş dalga. Bu beş dalga hareket sonrası yaşanan yükselişler genelde tepki yükselişleri olarak kalır. Belirli bir seviyede tıkanır.
Ardından sonraki dönemde yeniden bu 5 dalgaya benzer ölçekte bir düşüş meydana gelebilir. Dolayısıyla ben 26 Aralık'tan beri yaşanan bu yükseliş sürecine başından beri maalesef kuşkuyla bakıyorum. Yani bu gerekçeyle, bu teknik gerekçeyle bu yükselişe kuşkuyla bakıyorum. Benim beklentimin üzerinde bir yükseliş olduğu. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ben 280-282 bandına ya da oraya aşarsa 287-288 bandına endeksin takılabileceğini düşünüyordum dolar bazında. Son nokta da 299 seviyesiydi açıkçası. Dün 300 dolarları gördü, üzerinde kalamadı ve kapanış itibariyle 292'ye kadar gelmiş vaziyetteyiz dolar bazında. Yani tepki yükselişi olarak değerlendirebileceğimiz en üst sınırı dahi zorlamış vaziyette. Ama bu zorlamaya rağmen de hala o sınırın içinde. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yaşanan yükseliş Eylül-Aralık dönemindeki düşüşe bir tepki yükselişi olarak kalabilir. Ve önümüzdeki dönemde tekrar böyle bir bearish dönem, böyle bir ayı piyasası dönemi içine girebiliriz. Bu risk ne zamana kadar var? Yukarıda 300 dolar seviyesi aşılmadığı sürece var. İşte o da malum 9200. Yani 9200'ün üzeri bambaşka bir dünya. 9200'ün altında, hele ki 8900 desteği kırılacak olursa, onun altında günlük kapanışlar görecek olursak bu bambaşka bir dünya. Bu ayrımı umarım anlatabiliyorumdur, umarım izah edebiliyorumdur. Teknik olarak oldukça önemli bir şey bu. Dediğim gibi 5 dalgalı düşüş sonrası yukarı doğru böyle, burada da dikkat edecek olursanız 3 dalgada gerçekleşti bu yükseliş. Yani önce işte endeks önce 270'lere kadar yükseldi. Ufak bir geri çekilme yaptı ve ondan sonra da yukarı gitti. Ya 5 dalgalı bir düşüş, ardından 3 dalgalı bir hareket. Eldeki verilere göre baktığımızda bu elit dalga teorisi açısından bir düşüş ve ondan sonra da tepki gibi duruyor. 300 dolar seviyesinin aşılıp aşılmadığını lütfen dikkatle takip etmek lazım. Hatta biraz belki fazla ileri gidiyorum ama 300 dolar aşılmadıkça yukarı doğru yükseliş çabalarının ben satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Aşağıda özellikle 8900 kırılırsa mutlaka kısa vadeli yatırımcılar için söylüyorum. Stop loss olarak kullanılmalı. 8900'ün altındaki günlük kapanışlar bu anlamda çok önemli olacak. 8900'ün kırılması altında aşağıda destekler yok mu nominal bazlı endekste? Elbette var. 8750 ve daha önce aşılmış olan 8563 aşağı doğru geri çekilmelerde elbette kısa vadeli destekler oluşturacaktır. Gün içinde destekler oluşturacaktır. Ama bu anlattığım çerçevede düşünüldüğünde de açıkçası ileriye dönük çok olumlu projeksiyonlar çizmem mümkün değil. Aksine bu görüntü olumsuz bir görüntü. Bunu açık yüreklilikle dile getirebilirim. 300 dolar endeksi aşamadıkça borsa endeksi için çok olumlu bir projeksiyon ortaya koyamıyorum. Şu noktayı da vurgulayayım ama. Yani finansal piyasalar dinamiktir. Para girişi olursa, eğer belirli dirençler aşılırsa elbette her projeksiyonun mutlaka ve mutlaka bir stop loss olması lazım. Bu anlamda da 9200 bu olumsuz projeksiyonun stop loss'udur. 9200'ün üzerinde elbette olumlu görüntülere kavuşabiliriz. Kimi arkadaşlarımız ileriye dönük olarak 10 bin, 12 bin, 15 bin gibi rakamları ya da dolar bazında 350, 360, 400 dolarları sosyal medyada dile getiriyor. Bu görüşlere katılmam için endeksin 300 doları aştığını görmem lazım. Yani TL bazında da 9200'lü rakamları aştığını görmem lazım. Ben açıkçası halihazırda eldeki bu son veriyle temkinli ve kuşkulu tarafta kalmayı kendi adıma değerlendiriyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim ama her zaman olduğu gibi bankacılık endeksinde sormadan geçemeyeceğim. Çünkü bazı dönemlerde ana hareket bankacılık endeksi üzerinden oldu. Dolayısıyla bu hakimiyet mesela devam edecek mi? Bilançolarda da çok istediğimiz bir sonuç almadık. Özellikle önemli özel bilançolarda. Kamu bilançolarında da büyük bir ihtimalle, kamu bankalarının bilançolarında daha doğrusu büyük bir ihtimalle öyle çok istediğimiz sonuçlar alamayacağız. Bankacılık endeksindeki görünüm
yine Borsa İstanbul'u etkilemeye devam eder. Sedam, aslında bankacılık endeksinde de hani TL bazında bir sürü rakam telaffuz edilebilir ama orada da benim dikkatimi uzun bir süredir çeken böyle bir açıkçası böyle yükselen takos formasyonu görünümü var. Bu yükselen trendin içinde oluşmuş bir formasyon. 2023 Ocak ayından beri geliyor. Önceki zirveler geçildi. Ancak dikkat edecek olursanız her ne kadar yükseliş her seferinde bir önceki tepenin üzerine aşmayı başardıysa da, yani mesela Eylül-Ekim aylarında bu yaşanan yükseliş geçtiğimiz dönemde Ocak ayını aştı. Yani şu yükseliş, şu yükselişten daha yukarıya taşıdı. Ardından son dönemde gene bu yükseliş bir önceki tepeyi aştı. Ama bir bütün olarak bakıldığında yükselişin ivmesinin her dönemde daha da azaldığını görüyoruz. Bu tip bir formasyon da henüz değil ama çok gene temkinli olmamızı gerektiriyor. Dolar bazında yukarı doğru yükselişin devam edebilmesi için 350 seviyelerinin aşılması gerekiyor orada da. Para girişinin devam etmesi gerekiyor ki şu formasyondan kurtulup yükseliş ivmesi bankacılık endeksinde devam edebilsin. Ama normalde tamamen teknik olarak konuşuyorsak şu yükseliş ivmesini kaybetmekte olan bankacılık endeksinde aşağıda özellikle 310 dolar seviyesinin kırılması bir sat sinyali olacaktır. Çünkü bu tip bir trend aslında o talebin artık giderek daralmakta olduğunu gösteren, işaret eden, yine bizi temkinli tarafta tutmak zorunda bırakan bir görüntü. Yani şu an için an itibariyle bankacılık endeksinde belki bir sat sinyali yok. Ancak ilerleyen günlerde fiyat geri çekilmesi halinde, belirli desteklerin kırılması halinde mutlaka bu formasyonu dikkate almak ve kar satışı yapmak gerekecek diye düşünüyorum. Çok güzel bir yayındı. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Haftaya yeni yorumlarla tekrar görüşeceğiz. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. İyi haftalar.